Selamlar, ben Altan. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan Minecraft Kanlı Kar serisinin 8. bölümü için 7. yani 8. bölüm için kamera arkası serisini çekiyoruz. Peki ne yapacağız bu bölümde? Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde, yani bir önceki paylaştığım, bir iki saat önce paylaştığım video 20 dakika sürmüştü. Yani neredeyse yeni bir bölüm gibi sürmüştü. Ama gerçekten de yeni bölüm olmayı hak ediyordu. Aslında video girişine video arkası demeseydim ben onu yeni video diye paylaşırdım da. Yine de o video arkası içinde video arkası olsun. Şimdi olay şu. Ben onu yaparken abi video arkası için yaptım. Bir tane dungeon buldum ben. Tamam, hatta orada öldüm. Hani orada izlemediyseniz onu gidin çok seri izleyin hatta, bak. Hiçbir video için bunu söylememişimdir. Yani söylemişimdir illa ki de bu kadar heyecanlı olduğumu duymamışsınız. Enderman geldi, o benim toprağım değilse ağzını nasıl yerim senin? Yani o benim toprağımsa ağzını nasıl yerim senin? Şimdi abi bu bölümde şey yapacağız. Yani bölüm değil de bu 15 dakikalık bölümde de alan açacağız sadece. Şunu ekleyelim şöyle. O dungeon'a geri gideceğim ben abi. Oranın o yere ne? Ne işe dönüyor orada? Neler yapılıyor falan. Bunları çok merak ediyorum. Çok büyük bir yer bu orası ya. Hem çok büyük. Bak, hem çok büyük. Hem de orada deli gibi maden falan vardı. Yani kuvars falan. Kuvarsa benzeyen bir şey vardı. Kristal olması lazım. Ama kristalle ne yapılıyor onu bilmiyorum işte. Onlardan bayağı bir toplamamız lazım. Daha sonrasında şey olmasın diye. Şu son ölümü kaldıralım ya. Son ölüm. Sil. Sil. Evet. Niye onu attım? Şunu şöyle. Şöyle yapalım. Ha, ben şunu yukarıda yapsam daha iyi olur ya. Yani şöyle yaparız. Şöyle yaparız. Şu alan açma işlemlerimizi bir halledelim de ondan sonra daha iyi olacak bizim için her şey. Bir tane hayvan bakım yeri yap, hayvan çiftliği yapmak istiyorum dediğim gibi. Çünkü kamış bulduk. Pardon, kamış değil, kayış kayış. Kamış nereden çıktı? Kayış bulduk biliyorsunuz ki geçen bölümde o dungeon'dan. İki tane bulduk hem de ondan. Oraya abi bir gidip, tamam mı? Oradan bir gidip şu dungeon'a yeri bakmamız lazım. Artık dungeon mı denir orayı, mağara mı denir, kule mi denir, ne derseniz deyin de. Hani bizim orayı bir bakmamız lazım abi. Şimdi şöyle. Şunları yapalım. Şu alanı genişletelim. Ya dedim ki bu şeyler genellikle bir bölüm, iki bölüm sonrasında paylaşılan 3 bölümlük bir seri oluyor aslında da. Ya normalde ben bunu paylaşmazdım. Her zaman söylüyorum bunu ama yine de paylaşıyorum. İçinizden hiçbir merak oluşmaması açısından, serinin çıplaklığını korumak açısından bunu yapıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Tahminimce çok fazla hani izlerken bölümler kadar keyif almıyorsunuzdur ama geçenki bölümde çok fazla keyif aldığınızı biliyorum. Onu tahmin edebiliyorum çünkü ben oynarken keyif aldım. Empati kuruyorum. Benim oynarken keyif almadığım bir şeyi ben mantıken paylaşmamam lazım ama ben oynarken keyif alabiliyorsam demek ki o şey izlenilir ya. Çünkü ben çok fazla keyif alan bir insan değilim oyun oynarken. Genellikle böyle hani oyunu oynamak için oynayan insanlardım. Vakit öldürmek için. Şimdi şu yer nereye kadar gidiyor? Buraya kadar gidiyor. Okey. Hani vakit öldürmek için oynayan insanlardanımdır. Ama geçenki bölüm öyle bir keyif aldım ki abi, bir yerden o geliyor, bir yerden o geliyor, bir yerden o geliyor. Bir de hani o zümrüt bulduğumuz dönem aşırı iyiydi ya. Ne zümrüt bulduk ama ha. Ben onu şeyden anladım. Halıları yere koyduysa demek ki bir yerde bir şey saklıyordur. Çünkü yünlerin üstünde de halı vardı. Hani mantıken halı dekoru verebilirdi yünlerle beraber. Ama dedim ki orada ya bir şey vardır muhtemelen dedim. Bir de daha önce Survivor oynarken o tarz bir şeyle daha önce karşılaşmıştım ben. Zannediyorum ki hani hatırlıyorum ki orada bir şey vardı. Hani koltuk altlarına falan koyuyorlardı. Ben direkt halının içine koyar zannetmiştim. Halının altına koyar zannetmiştim. Güzel, şu alanı bayağı bir açtık abi. Bu dağı kaldırdığımız iyi oldu. Minik dağı. Buraya da bir hayvan çiftliği yaparız. Buraya yapacağımız hayvan çiftliği var ya, bizi çok iyi götürecek. Buradan hayvan alacağız. Onların etinden, sütünden yararlanacağız. Şu kehaneti kaldıracağız başta olmak üzere. Şurada bir kehanet vardı. Ona ne oldu bilmiyorum. Ölünce gitti herhalde o. Allah'ım ya, kötü kehanet midir nedir?
süt falan yapacağız. Süt falan yaptıktan sonra daha iyi olacak. Tavuk falan getirmemiz lazım. Tavukların yumurtasıyla da daha şey yapabiliriz diye. Onların ama atıyorum 10 tane tavuk ya da 10 tane inek olduğu zaman 11.'yi kesip yiyeceğiz. Yani öyle bir olay yapacağız. Şöyle şunları yapalım abi. Burayı genişletmemiz bizim için çok 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 iyi olacak tabii ki. Zaten şu bölümde hiçbir yere fark ettiyseniz adam akıllı kesmeye bile başlamadım. Sadece şu küçük dağı kaldırdım. Bu tavşanın canını acıtıyor mu? Evet, mükemmeliyim. Sipe attım. İyi oldum ya. Şu taşları da alacağız ama ondan önce şurayı bir düzlememiz lazım. Zaten şu dağı kaldırdığımız için bayağı bir alanımız oldu. Şu an kendimi Skyblock'ta gibi hissediyorum ya. Yemin ediyorum var ya, geçen bölüm aşırı iyiydi ya. Geçen bölümün üstüne bu bölümü çekiyorum ya, bir de o kadar iyi geldi ki o bölüm. Anlatamam size. Aşırı iyiydi ya. Abi videoyu ben kapattım. Hani hemen ardından çekmedim videoyu. Oyunu kapattım şöyle bir. Ayıptır söylemesi, yanıma bir tatlı aldım. Videomu izliyorum böyle. Kendi videomu izliyorum. Tepkilerim falan aşırı iyi ya. Gözlerim patlıyor falan böyle. Abi nasıl korktum orada ya. 2-3 bölüm önce de şeyden korkmuştum. Aşağı şuradan farmdan aşağı inmiştim eve gitmek için. Orada zombi çıkmıştı. Orada hakikaten korktum ama. Orada bayağı korktum ama yani. Okul zili gene çalıyor. Çok güzel yemekler bulduk ama dungeon'da. Hani tavuktu, biftekti, oydu, buydu, şuydu. Onları çok güzel bulduk. Şu kristallerle ne yapılıyor onu bilmiyorum bir tek. Bu arada mod yazacak olan ve yazan arkadaşlar için söylüyorum. Yazdığınız modun ya da yazacağınız modun şunu bir blok daha koysam herhalde yeterli olur. Ne iş yaptığını bana söylerseniz çok sevinirim. Hani ben bunu oyuna aldım, ekledim, okey tamam. Onu oyunda kullanacağız. Ama ne iş yapıyor? Atıyorum mesela kristal modunu ben ekledim belki de. Oyunda kristal yok. Vasıl da bilmiyorum. Hani ne iş yapıyor? Ya kristali aldım. Elmastan mı daha mı değerli? Elmas kazmanın yerine mi geçiyor falan filan? Ya da kristal set var. O elmaslardan daha mı çok koruyor? Gibi şeyleri yazabilirsiniz. Şu alanı bayağı bir genişlettim abi. Buradaki en kıyı şehrine zaten şey yapacağım. Tarla yapacağım. Sadece bizim şurayı genişletmemiz lazım. Şuraları genişletmemiz lazım. Bu arada Skyblock serisine başlarsam ben şu anki videonun dışında bakmıştım Skyblock serverlarına. Açıkçası pek hoşlandığım ve de hani ya bu seriyi İşte bu sunucuda olur diyebileceğim bir sunucu göremedim arkadaşlar. O yüzden kendim bir Minecraft şeyi yapacağım. Siz söyleyin onun adını. Skyblock haritası yapacağım. O da bende olacak, merak etmeyin. Onu nasıl yapacağım diye soracak olursanız da. O iş bende. Kafamda şu an hani küçük bir plan var. Harita oluşturacağım sıfırdan böyle. Hani gökyüzünde bir yer olacak. Hani onu yapacağım. Şunları şöyle, of burada ne birikmiş bunlar var ya, evin altındaki tarlaya da gidelim bakalım şimdi. Hani orada da bazı şeyler birikmiştir. Daha evin altına direkt şuradan gidelim. Oradan da eve kaçarız. Tam aşağı in. Olmuş. Baya bir şey olmuş orada abi. Bunlar baya büyümüş hatta ya. Güzel abi. Of, patateslerimiz de çok güzel olmuş. Akşama ziyafet var ya. Şunlardan öyle bir şu an yanında yiyecek yok değil mi? Bunları abi eve götürüp bir an önce pişirmek istiyorum ki yiyebilirim. Zaten evde bir erzağımız vardı hali hazırda ama onların üstüne olacak bu.
Yeni bir farm daha yapabilirim bu arada. Hani bir tık daha bundan daha büyük bir farm yapabilirim. İhtiyacımız var mı diye soracak olursanız arkadaşlar, bazı şeylerin ihtiyaçlarına göre güvenmemek gerekiyor. Yani bazı şeylerin ihtiyaçlarına bakmamak gerekiyor. Her zaman bir ihtiyaç olabilir farma. Şurada benim sandıkta bunlarım da varmış. Bunları da alalım abi. Neticede artık havuç bir yere koymuyoruz. Havucu yiyebiliriz. Tohumu buralara koy, tohumları buraya koyabiliriz. Of, 64 tane şeyimiz var şu an. Elimde kazmam olmadığı için maalesef ışınlanacağım. Şunu şöyle kapatalım. Bu arada videonun dışında şey yaptım. Onu söylemeyi unuttum. Şu sandıkları hallettim. Şu bizim dungeon'dan gelen şeyler vardı ya, onlara koydum oraya. Onları başta söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Şunu şöyle koyalım. Burada odunumuz var, burada odunumuz var. Şunları şuraya koyalım. 15'i buraya. 32'si buraya. 32'si buraya. Şu eti bifteyi yiyelim. Of, tek at, tek mi attı direkt? He, direkt acıkabiliriz ama. Bunu yaptık. 26 tane de ekmeğimiz var abi. Bakalım şu yemeklerimizi nereye koymuşuz.